Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, alıştırmalar kısmına geçtik. Burada cümlenin türlerini vermiş. Biz onlara göre cümlenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Doğru ya da yanlış verdiği işaretini şuraya koyacağım. Vallahi le es'ayenne ila takvimi hulukî. Sa'yı göstermek, le'se'yenne, kesinlikle çabalayacağım. İlâ tekvîmül huluk, ahlakımı iyileştirmek için kesinlikle çabalayacağım. Cevabül kasem midir? Evet, cevabül kasemdir arkadaşlar. Men yedrus, yencah fil imtihan. Kim okursa sınavda başarır. Yetiradiye midir? Hayır arkadaşlar. Neydir peki? Cevabı şart. Dolayısıyla yanlış verdi. Câ'ellezî yestahikut tekrim. Ellezden sonra geldiğine göre nedir? Sılatıl mevsul. Doğru mu? Evet. İkramı hak eden geldi. Nezelel matar sümme hedâetil asife. Yağmur yağdı. Sonra fırtına dindi. İptidaiye demiş. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü sümme atıf harfidir. Bu cümlemiz atıf olunmuş. Bir önceki cümleye. İrab'da mahalli olmayan cümleye atıf olunmuş. Eşâre ummu biyedihe, anne eliyle işaret etti. İbnihe, oğluna. El müsafir, yolcu oğluna misafir etti. Şey işaret etti. Ey vada'an, yani ki görüşmek üzere. Tefsiriye midir? Evet. Zaten E'den sonra gelenlerimiz bizim tefsiriye idi. Doğru demiş. Celestu fi meclisil uleme. Oturdum alimlerin meclisinde. Cevabı şart demiş. Yanlış. Niye? İptidaiye çünkü. Celestu diyor. Fiiller zaten tek başına biliyorsunuz cümledir. İkinci alıştırmamıza geldik. Çoktan seçmelilerde doğru cevabı bulmaya çalışacağız. Vallahi semiyatul habere fe esra'tu. Yemin ederim haberi duydum ve koştum. Altı çizili cümlemiz nedir? Cevabul asemdir arkadaşlar. Ene talibun cedidun. Buna iptidaiye diyebiliriz. Evet, cevabımız iptidaiye. Ben yeni öğrenciyim. Ce'ellezi dara beni. Beni döven geldi. Cevabımız ne? Ellezden sonra geldiği için sıratul mevsul. İnnel ilme ellezî teallemtehu seyenfe'uk. Öğrenmiş olduğun ilim sana fayda verecektir. İlim, o ilim ki sen onu öğrendin, sana yine fayda verecektir. Evet, sırat-ı mevsul yine aynı. Ele elhamdülillah müslim. Gördünüz mü araç cümleye ne kadar güzel örnek verip bulmuşlar. Ya'tiradiyye, cümle ya'tiradiyye. İze ehezte dersek فَاَنْتَ مُوَفَّقٌ فِي الْحَيَاتِ. Eğer ders alırsan, o zaman sen hayatta başarılısın demektir. Başarılı olursun. Bu ne? Cevabı şart. اِذَا اَخَزْتَ فَاَنْتَ. Buradaki fe'nin öteki fe'yle karıştırmayın. Bu ize ile gelen cümlemiz olduğu için, bu ize de cümlenin başında, yani cevabı şart cümlesinin başındaki ize harfü caiye ile de karıştırmayın. Bu meczumlu cümle olmadığı için buradaki fe'nin gelip gelmemesinin bir önemi yok. Yani irabda mahalli yoktur. Neymiş? Cevabı eşşart gayrel cezim. İrabda mahalli olmayan cümlelere ayıklayacakmışız. Kendisi yapmış. Salleytul fecre fil mescidil hayy. Salleytul fecre burada bizim cümlemiz ve iptidaiyedir. İrabda mahalli yoktur. Ce'e ellezî feze bil caize. Ellezden sonra gelen kısmın irabda mahalli yoktur. Artı, ben o zaman şöyle biraz daha toplu konuşayım. C ile başlayan cümlemizin de irabda mahalli yoktur. Yani cümle içinde cümle var ya, cümlenin ana cümlenin de irabda mahalli yok. Cümle içinde cümlenin de irabda mahalli yoktur. Bu ellezden sonra gelen kısmı sayarsak sıratul mevsul deriz. İnne aliyyen kerremallahu vechhe. Rabi'u Hulefai Raşidin, Ali Kerremallahu Vece, Rabi'u Hulefai Raşidin. Mu'tariyedir, cümle-i mu'tariyedir, i'tiradiyedir bu.
İki çizgi arası cümle, bilmiyorum belki antiparantez diyebiliriz, öyle bir tabir var ya. Üç, inni in ihteramtel kibare yahterimke sigare, büyüklere saygı göstersen küçüklere sana saygı gösterir. Buradaki cümlenin irabta mahalli yok. Cevabı şart burası. Burası zaten iptidaiye. El babu meftuhun ve nafizetu muğlak. Kapı açık, pencere ise kapalıdır. Şu bu birinci cümlemiz iptidai olmasa bile irabta mahalli yok. Ve ila ona atfedildiği için ikinci cümlemizin de irabta mahalli yoktur. La uzurteni la ekremtuk, ben ziyaret edersen sana ikramda bulunurum. Bu cevabı şart. Gayrel cazimi olduğu için bu cümlemizin irabta mahalli zaten yok. Vallahi adel müsafiru ila vatanihi. Yemin ederim ki yolcu vatanına döndü. Vallahi cevabul kasem, yani şuradan itibaren olan kısım cevabul kasem. İrabda mahalli yok. Zurtulek dune en tatlube minni kul zurtu değilmiş, özür dilerim. Zekertulek, seni anlattım diyor. Kullel hakika, bütün hakikatları sana anlattım. Dune en tatlube minni, sen benden talep etmediğin halde, etmediğin nasıl söyleyelim? Sen benden talep etmediğin halde, böyle diyelim. Ama ilk cümle itiradiyedir arkadaşlar. Dördüncü alıştırmadayız. Boşluğa işte mesela birincisi cümleyi itiradiye getirin. Hemen başlayalım. Kâne el mütenebbi rahimahullah diyebiliriz. Şairen Abbasiyen, Abbasi şairi diğer mütenebbi. Ketebtu ileyhi, yani ona yazdım ki, ne yazdım? Ne ya, gelmedi aklıma bir. Şimdi tefsiriye getireceğiz ya, ya emir ya da yasak gibi şeyler daha güzel olur. Mesela ketebtu ileyhi en iclis mekanek mesela. Bunun gibi ya da başka bir şey. Yani udrus durusek mesela. İkra kitabek gibi. Vallahi nokta nokta cevabı kasem gelecekmiş. Ne desek caiz. Fi durusi. Vallahi vazibu fi durusi desek ya da ise derslerimde ne olacağım? Dikkatli olacağım. İyi bir cümle belki kullanabiliriz. İnne ahakellezi, buraya da bir şey uydurman zorundayız. Kardeşin, o kardeşin ki inne ahakellezi ce'el yevm ilel medine mesela. Ama cümlemiz sağlanmamış olur tabii. Çünkü sıfat ahake'ye geldi de haber yok. Laula el matar, eğer yağmur olmasa le metez zer'u, bitkiler ölürdü. Cevabı şart. Bu laula le. Bu şekilde kullanın yaygın. Vel cehlu zalamun. O zaman el ilmu nurun vel cehlu zalamun. İptidaiye gelmiş. El ilmu nurun. Şu metni okumaya niyetlendim arkadaşlarımla. Bakalım. Yine de metinleri okumuyorduk. Bunu bir okuyalım. Ra'a raculun bakhilen. Adamın biri cimri birisini gördü. Yesiru fi aceletin. Koşarak ya da aceleyle yürüyordu, gidiyordu. Bakhilen nikri olduğu için ondan sonra yesiru fi aceletin cümle geldi. Dikkat edin. Bu cümlenin irabta mahalli var. Ama ra'a raculun irabta mahalli yok. Fe, bunun irabta mahalli yok. Niye? İstinafiye yeniden başladı. Ferade en yumazihe. Dalga geçmek istedi. El bakhile şeye, cimriyle. Fekale lehu, dedi ki ona. Kale lehu geldiyse, kale'den sonraki cümlemiz bizim ne olacak? Mefulun bi. Helleke en ted'uveni ile da'amik. Beni yemeğine davet etmeye ne dersin? Helleke genelde birkaç alternatif sunulduğunda kullanılan bir tabir. Makulul kavl olmuş oldu.
Şu an 14'teyiz de 15. dersin ünitesinde denk geldikçe hatırlatıyorum. Feraddel bakhil cevap verdi. Dune en yetevakkaf anil meşyi yürümeyi durdurmaksızın. Vallahi lenefal. Kesinlikle yapmam. Yani yemin etti. Lenefal cevabı kasem burada. Fekale raculu velime. Velime velimeze arkadaşlar. Niçin? Fekale li enneke aslahakallah. Çünkü sen, Allah seni ıslah etsin. Bu itirad olduğu görülüyor. Ceyyidül madhi. Sebebi sıfat oldu. Yani iyi çiğnersin. Sari'ul bel'i hızlı yutarsın. Ve ize ekelte lukmeten heyye'etel uhra. Bir lukma yediğinde diğerini hazırlarsın. Ve tebe'atehez bisserise. Sonra onu üçüncüyle takip edersin. Fekale racül. Adam dedi ki eturidu mimmen ye'ekulu indek. Sizde yemek yiyenlerden eturidu en yusalliye. Namaz kılmasını mı istiyorsun? Rekateyn. İki rekat. Ba'de kulli lukmetin, her lokmadan sonra iki rekat namaz kılmasını mı istiyorsun? Okurken tahlil etmeye çalıştım ama anlama yoğunlaştığım yerde tahlili unuttum. Olması gereken o zaten. Yukarıdaki şey, numaralarda istenilen şeylerden bir kısmı ortaya çıkmıştır. Çıkmayan varsa da pek önemli değil. Burada İrab'da mahal olmayan cümleleri konumunu biz izah edecekmişiz. Hazihi hiyel müsteşaratu elleti nasahatni fi müşkileti. Bu problemlerimde ya da şöyle parça çevireyim. Bu o müsteşardır. Elleti o müsteşar ki nasahatni bana öneride bulundu. Fi müşkileti benim problemim mevzusunda. Benim sorunlarım hususunda bana öneride bulunan müsteşardır bu. Elleti'den sonra sıhhatül mevsul olduğu için İrab'da mahali yoktur. Ama hezihiyel müsteşar da iptidai olduğu için İrab'da mahalli yoktur. Bu durumda cümlenin tamamının İrab'da mahalli yoktur. İptidai olduğu için. Sonra nasahatni ifadesinin İrab'da mahalli yoktur. Bu ise ara cümle elletten sonra geldiği için. Eşertu ileyhi en intebih. En intebih diye okuyacağız. Eşertu ileyhi en intebih. Dikkat et diye işaret ettim. Es-seyyarete entebihisseyyarete halfek. Arkandaki arabaya dikkat et diye işaret ettim. Burada eşertu ileyhi ifadesinin İrab'da mahalli yok. En intebih diye neydi bu? Tefsiriye cümlesiydi. Onun da İrab'da mahalli yok çünkü tefsiriye. Vallahi innena mumtahanun fi dinine. Yemin ederim biz dinimiz hususunda sınav ediliyoruz. Cevabul Kasım. İn ekremtel kerime melektehu. Eğer kerim olan birisine ikramda bulunursan ona sahip olursun. Mütenebbinin şiiri az önce yukarıda geçen Mütenebbinin şiirinden parça. Eşşevâri'u muzdehimetun ve nâsu gâdibun. Caddeler kalabalık, insanlar sinirli demiş. Bu iptidai olduğu için yaratma mahalli yok. Bu ise ona atfedildiği için yaratma mahalli yok. Kâne vâlidi rahimahullah kaviyyel irade. Babam Allah rahmet eylesin. Güçlü iradeli idi. Cümletli irade olduğu belli. Yedinci alıştırmadayız. İhtar nev'al cümeli türünü tespit edin diyor. El ilmu edamek Allah. Vesiletu rukiyyi şubi. İlim halkın terakkisinin yükselmesinin vesilesidir. Şimdi bu cümle böyle olduğu halde araya bir cümle girdi. Edemek Allah. Allah sana uzun ömür versin gibi diyebiliriz. Bu ne şimdi? İtiradıya var mı? Var. Cevabımız bu. Aleyna en nebhase an esbab elleti tunir ukule ebnâ ine.
Sebepleri aramamız gerekiyor. Aleyhine yani ne pas? Bunu yecibu aleyhine diye anlayın. Aramamız gerekiyor. Sebepleri. Hangi sebep? Elleti tuniru okulene okule ebnayne. Çocuklarımızın akıllarını aydınlatan sebepleri aramalıyız. Evet, elletten sonra geldiği için sılatıl mevsul diyebiliriz. Kâlel kâid Ahmedu Yasin. Komutan Ahmet Yasin dedi ki vallahi len na'terife bi İsrail. Yemin ederim İsrail'i tanımayacağız. Burada ne? Cevabul kasem. Belli yani. Zaten bu şekilde yeminler geldiyse cevabul kasem. İze ra'eytel umura. Belki cevabul kasem Irak'ta mahalli olup olmadığının sizin için çok faydası olmayabilir. Yalnız güzel tarafı şu. Cümle türlerine bu arada bilinçli olarak farkındalık kazanıyorsunuz cümle türlerine. İze ra'eytel umura teta'akkadu. Eğer işlerin karmaşıklaştığını görürsen ize şart biliyorsun. İze ra'eyte teta'akkad düğümlenmek karmaşıklaştığını. Feb'az an bedil bir alternatif ara. Burada cevabı şart arkadaşlar. Yalnız ize ile başlayan cümlemiz meczum olmadığı için bu fe'nin bir anlamı yok. O yüzden yerde mahalli yoktur. Cevabı şart şu. Tuşariku binti fil ma'aridid duvaliye. Kızım uluslararası sergilere katılıyor. Hiye rassame. O ressamdır. Bu istinafiye diyebiliriz. Yani cümle yeniden başlıyor. Var mı istinafiye? Yok. O zaman iptidaiye. Çünkü istinafiye ile iptidaiye iç içe girdiği için bazen karıştırabiliyoruz. İstinafiye de cümle devam ediyor. Şu an hatırıma geldi. Burada bitmiş. Yeniden başlıyor. İ'mel ameleke bitkanin ve tevekkül alallah. İşlerini sağlam yap ve Allah'a tevekkül et. Buradaki ve atıf olduğu için buna ne deriz? Tabiatun deriz. Tabi oluyor yani bir önceki cümle. İşlerini iyi yap ve Allah'a tevekkül et. Anlamına. İrab'da mahalle, pardon, cümlelerin İrab'ına da bir bakalım. İttaki şerren, şerre men ahsente ileyh. Allah Allah. Bu ne şimdi ya? Neyse. İttaki emir fiili arkadaşlar. Uzunca izah verecektir bu. Şu ben şu kadarını söyleyeyim ki şu kaftan sonraki ye düştü ve cezimlik ilameti olarak kesre kaldı. Çünkü bu emir fiil. Şerre mefülün bih. Aha, burada. Kimin şerre? Benim de muzaftır şerre. Men burada muzaf-ı ileyh oluyor aynı zamanda. İsmi mevsul bunun muzaf-ı ileyh olduğunu söylemedi mi? He. Fi mahalle cerrin bil izafe demiş ya. İzafe sebebiyle mecrurdur demiş. Yani muzaf-ı ileyh'tir. Yani kimsenin şerrinden korun. Kimse burada isim mevsul ellezi gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Mesela demiştim eşşaks ellezi anlamına gelir men. Ahsente ile ona iyilik yaptığın. Kimsenin şerrinden diyor. Sakın. Ahsente zaten mazi fiil. Ve burada sıvatıl mevsul cümlenin özelliği. Cümletu ahsente sıvatıl mevsul. Yani burada vermiş tamam. İleyhi de artıcak. Onunla yapacak bir şey yok. Vakit sayıyordu arkadaşlar. Fi tilke fi teenni esselametu. Teennide selamet var. Dikkatli yavaş olmada selamet var. Edemekallah. Ara cümle olarak girdi. İze ce'e huk fekrim hu. Kardeşin gelirse ya da geldiğinde ona ikramda bulun.
Bu da irada mahalli olmayan cümledir. Fe çünkü cevabı şart ama meczum cümlede değil. Buradaki hocam meczum geldi diyeceksiniz. Değil. Bu ona emir yapmak istediği için. Peki. Görüşmek üzere. Burada alıştırmalarımız da bitmiştir. Fiyemenillah arkadaşlar.